Arkadaşlar merhaba, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizlerle birlikte temizlik simülasyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son söylemiştim geçen bölümde, önce buranın hani ocağın ağzını temizleyeceğiz. Daha sonra kanlı kovaları yakacağız diye. Şimdi ocağın ağzını temizlemeye devam ediyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle ufaktan ufaktan temizleyelim. Aynı zamanda arkadaşlar bakın, bu temizlik işini kolaylaştırmak için de bize bir şey sunulmuş. Hani tıpkı şuradan temiz kova aldığımız gibi, temiz kova su aldığımız gibi. Ben bunu yaktım diye hatırlıyorum ama galiba oyun bug'a girmiş. Oradan temiz kova su aldığımız gibi arkadaşlar, buradan da şey alabiliyoruz. Koca konteyner alabiliyoruz ve hani bu konteynerin içerisine, konteyner dediğim bu biohazard kutusunun içerisine bu cücelerin parçalarını falan yerleştirebiliyoruz ya da atılacak malzemeleri yerleştirebiliyoruz. Bunların hepsi atılacak malzeme galiba ya. Ha tamam, birincisi kan, İkincisi atılacak eşyaymış. Ya bunları atmamıza gerek var mı yok mu bilmiyorum da abi. Ben hani şey ya, genelde hep oynadığımda böyle her şeyi yakıp yıktığım için, her şeyi temizlediğim için ve siz de bana hani hardcore oyna abi dediğiniz için ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Bu arada benim FPS yerlerde sürünüyor şu an. Hakikaten yerlerde sürünüyor ya. Merhaba hocam. Şöyle bir şey yapsak. Ulan bir şey alıyorum, 30 tane şey fırlıyor ya. Abi neyse neyse, az kaldı az kaldı. Şuranın önünü açtık gibi ya. Hafiften önünü açtık gibi. Şöyle bir şey yapalım abi. Yakalım şurayı. Atalım kağıdı da. Ork kardeş, seni de atalım. İşte bak, böyleleri için o biohazard kutusunu kullanabilirsiniz arkadaşlar ya. Şöyle hani kol bacak parçaları için falan o biohazard kutuları bence birebir. Hani oyuncakları falan da yapmak isterseniz, işte atacağınız oyuncaklar falan bu biohazard kutularının içerisine konulup yakılabilir abi. Gayet de güzel olur bence. Hop bakalım, şöyle atalım. Ondan sonra şunu da atalım. Onu atmıştık kardeş, onu atmıştık farkındaysan. Şunu da atalım hocam. Efendime söyleyeyim. Daha sonra ne yapabiliriz? Şunu alıp yakalım abi. Şunu alıp yakalım. Ve şu cüce kardeşi alıp yakalım. Bakalım. Birazcık da olsa ortalığı temizledik bence ya. Şu kalaslar. Hocam kalası şöyle yan sok. Kalası yan sok. Hop hop. Oyun kendine gel. Oyun kendine gel. Yavaş, sakiniz, sakiniz abi, sakiniz. Ateşin başında çünkü fırlıyor abi. Ateşin başında inanılmaz derecede fırlıyor. Hoppa, güzel. Tamam abi, şimdi şey yapabiliriz ya. Artık o kanlı kovaları yakmaya getirebiliriz bence. Çünkü buranın yakım işlemlerini, temizleme işlemlerini tamamladık. Bu arada ben felaket derecede terledim ya. O da inanılmaz sıcak abi. O da inanılmaz sıcak. Yani resmen şu an oyundaki şömürenin sıcaklığını kendi bünyemde hissedebiliyorum. Acayip bir şey ya. Şu cüceyi de sallayalım. Hocam aldı mı bu kutuyu? Kutuyu aldı da yakması uzun sürecek sanırım ya. Neyse abi, şimdilik dediğim gibi buranın önü gayet güzel bir şekilde açıldı. Şimdi biz şu... Abi burası felaket ya. Burası felaket. Şu makinenin yanındaki ıvır zıvırları da almak lazım. Vallahi hani temiz kova su çıkarırız böyle birkaç tane. Şunlardan birine ayağımız takılır abi. Şu gördüğünüz cücenin bacağına ayağımız takılır. Her şey mahvolur. Bu arada biz de cüceyiz sanırsam ya. Şunu da atalım abi. Tamam artık herhalde o şeyin başında bir şey kalmadı. Temizleme malzemesinin başında bir şey kalmadı. Bize temiz su veren arkadaşın yanı sağlam abi. Hop bunu da yakalım. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi dediğim gibi üst katı temizlemeye başlayacağız yavaştan. Yani merdivenlerini olsun, işte kenarlarını falan filan olsun. Şu köşeyi temizlemeye başlayacağız abi. Hatta buradan başlayalım şöyle. Önce şu duvarın orayı, sonra şu ayak izlerini. Bas babacığım, temizle. Benim bulunduğum yer zaten leş olacak. Bu belli bir şey yani. Bu belli bir şey. Benim bulunduğum yer leş olacak hocam. Hoppa bak, bal döküyor la, oldu bile. Bir kısmı. Abi, abi ayak, ayak, ayak. Tamam, ayağı da hallettik. Şu giriş kısmını halledelim abi. Nasıl olsa kovanın başındayız yani, suyun başındayız. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim ayağıma nereden kan bulaştı yine ya?
Şu önü de biraz temizlemeye çalışalım. Şurayı da temizlemeye çalışalım. Bu arada o cücelerin parçalarını sağa sola attıkça abi siz o kanlı parçalar yayılıyor ve ortalığa iğrenç bir sonuç çıkıyor. Onu da söyleyeyim de. Bana bir temiz kova daha vermen lazım hocam. Bu arada bunlar da sürekli size şey yapmıyor yani. Bunlar da sürekli size güzel şeyler vermiyor. Misal içerisinden TNT de çıkabiliyor. Temiz kova beklerken bir bakıyorsun abi. TNT affedersin götünün dibinde patlamış. Ortalığı bok götürmüş. Yeni temizlediğim mekan yalan olmuş yani. Öyle sonuçlar da olabiliyor. O yüzden çıkacak şeye de dikkat etmek lazım. Abi aslında var ya burayı temizlemek şu an yaptığım en mantıksız şey ya. Hani çünkü burası alan abi. Burası ister istemez kirlenecek. Hani buraya atılacak malzemeler falan gelecek. İster istemez kirlenecek. Benim burayı en son temizlemem lazımdı. Niye böyle bir şeye kalkıştım bilmiyorum bu arada. Oluyor gibi ya. Oluyor gibi abi. Az kaldı. Bana bir temiz kova daha ver. Bu arada şu... Allah kahretmesin. İşte bundan bahsediyordum abi. İşte ben bundan bahsediyordum. Aha bu ne geliyor? Dur. Aha havada yakaladım oğlum. Havada yakaladım lan dur şu suyun içine atalım bari. Nasıl olsa o suyu bok götürüyor. Ya bak yine ayağım nereden geldiyse kan oldu ya. Oha. Aferin Samet çok güzel iş yaptın. Çok güzel iş yaptın şu an. Ya bir şey değil bir kovanın açtığı hasar yani yanlış bir vuruşun açtığı hasarı 4 tane Allah abi bu su temizdi ya. Lan oğlum abi bana fena iş çıkıyor. Tamam sakiniz. At şu kenara sakiniz. Yeni bir tane kova al. Sakin oyna ama sakin oyna. Şöyle şu kenara geç. Tamam mı? Sakin oyna. Sakince temizle. Sakince temizle abi. Şöyle gel bakayım şuraya. Suya ban. Git yukarı. Az kaldı hocam. Bir saniye ben şu kapıyı bir kapatıvereyim. Oy 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 oy. Ay. Abi save al. Save al tamam mı? Sakin hareket edeceğiz abi. İşin sırrı burada. Sakin hareket edeceğiz. Zıpla babacım var mı bir şey yok. Güzel elimizdeki bez de temiz. Yukarısı tertemiz abi. Yukarısı tertemiz. Cillop gibi yukarısı mis. Yukarısı mis. Şimdi abi şurada bir kan parçası kalmış. Tamam. Tamam aşağı yukarı bu katı hallettik abi bak. Bu katın tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Şu yukarıda gördüğünüz şey. O yukarıda galiba bir cüce asılı ya da orada bir cüce asılmış. Orada da bir ufak bir kan lekesi var. Orayı temizledikten sonra yukarının işi bitti. Peki şimdi ne yapacağız abi? Şu merkezde gördüğünüz kanı temizleyeceğiz. Kanlı kovaları yakacağız. Kanlı kovaları yaktıktan sonra yanındaki 3-5 materyali falan yakacağız. Ondan sonra hani ikinci bölümü de yavaştan tamamlamış olacağız abi. Çünkü o alanın bir açılması lazım. O alanın bir temizlenmesi lazım. Oyunumuza tekrar dönüş yapalım. İyi oyunlar demiş Aguncum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoppa. Şey yapalım abi şimdi. Abi. Abi önce bir şurayı bir ufaktan temizlemeye çalışalım. Merminin falan atması mühim değil abi. Merminin falan atması mühim değil. Şu alanı azıcık daha azıcık temizlemeye çalışalım abi. Çünkü hani kaç kova su götüreceğiz oraya ve o alan çok kanlı ve kirli olursa ne olur? Kazara ayağımız kayar. Bu arada kan kayganlaştırıyor. Gerçekte öyle mi bilmiyorum da oyunda kayganlaştırıyor abi. Ayağımız kayar, bir şey olur. O suları bir dökersek abi zaten bizim işimiz bitti. Bu su da temizlemiyor artık. Aha kötü bir şey geliyor. Bomba gelmesin. Bomba gelmesin. Aldım onu. Havada aldım onu. Şu kovanın içerisine atalım. Zaten hani bu kovadan hayır gelmez gayrı. Abi yapma. Bomba falan mı? Oğlum ben niye sürekli bombaya taktım kafayı TNT'ye? Ulan bizi gönderen şirket bile bizi trollüyor. Var mı böyle bir şey ya? Lan oğlum sen oraya böyle bok koyarsan yani ben temiz su kovası beklerken sen oraya bok koyarsan ben burayı nasıl temizleyeceğim lan? Allah Allah kafam mı iyi abi? Abimin kafası iyi galiba. Abi burası temizlenmez ya. Burası temizlenmez ya. Bıktım ya yarın istifamı vereceğim. Oo kova gitmiş baba kova gitmiş. Yarın istifamı veriyorum abi.
Bu iş böyle yürümez. Hop. Koy şuraya. Son abi, son parçalar, son parçalar. Şu girişin ağzını da temizlersek bir. Abi 3 vuruş mu kanın şeyine göre değişiyor galiba ya. Yoğunluğuna göre değişiyor galiba. Hani kimisi şey kimi yerde 3 vuruşta kirleniyor, kimi yerde 2 vuruşta kirleniyor. Galiba o kanın yoğunluğuna göre değişiyor abi. Güzel, güzel. Tamam. Şimdi şunu yakalım, bir şu parçayı yakalım. Ondan sonra şunu yakalım. Gelirken ayağımız leke olmasın. Şu şeyleri silelim. Ondan sonra buraya girişmeyeceğiz abi. Buraya girişmeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağız? Şu mermiyi al, şu kovanın içerisine at. Kol parçasını al. Kovanın içerisine at. Öteki kol parçasını al. Kovanın içerisine at. Güzel. Şimdi bu kovayı sakin bir şekilde götür. Yak abi. Götür yak. Sakin bir şekilde. Ondan sonracığıma bu kovayı al. Shift'e basılı tuttuğunuzda bu arada yavaş gidiyorsunuz abi. En güzeli kovaları yakarken shift'e basılı tutmak. Tamam. Daha bizim temizleyeceğimiz nere var abi? Şu kovanın döktüğü yeri temizleyeceğiz daha. O kovanın döktüğü yeri temizleyeceğiz. Ora içinde ben bir tane temiz su alıp şu kenara koyayım. Suların düşmemesi önemli çünkü. Efendime söyleyeyim. Şu mermiyi al. Of. Lan Allah'tan düşmedi var ya, Allah'tan devrilmedi kova. Kova devrilseydi bak bir tane şu saçma mermisi için uf abi ben çok fena çıldırırdım sanırsam ya. Abi bak bir saniye şöyle kenardan dolaş kana basmadan. Buraları da temizleyeceğiz. Buraları da temizleyeceğiz. İnanıyorum bir gün temizleyeceğiz buraları. Yak abi. FPS 0 oldu az önce. 0 oldu. Hakikaten 0 oldu herhalde. Abi sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Bırak buraya. Çık geri. Oy oy oy. Hakikaten yani gerçekten ev temizliyormuş gibi yoruldum yani. Abi bu kovanın içerisi boş. Bak bu kovayı içi boş yapmak israf olur abi. Şöyle bir etrafından dolaşalım şunu. Kesin ayağımız kan lekesi oldu. Muhittin. Muhittin senle karşılaşmamıza çok sevindim. Dostum şöyle bir seni kovanın içerisine koyabilirsem harika. Bu kova iki Muhittin'e fazla gelir abi. Bir tane Muhittin kullanıp yapacağız kovayı. Ondan sonracıma şu of tabureyi niye alıyorsun abi? Kalası alsaydın. Sadece kalası yakacaktık yani. Ayağımız kan lekesi oldu nereden oluyorsa. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun galiba kendini temizletmek istemiyor galiba. Temizlik yaptırmak istemiyor. Sürekli bir aksilik çıkıyor lan. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ya yemin ediyorum bak kendi odamı ya oğlum bak benim odaya bir ay annem girmesin tamam mı? Bu kadar kirletemem ya. Bu kadar kirletemem ya. Bu nasıl bir kirlilik ya? Bir de koskoca Noel Baba olacak. Çocuklara önüne olacak bir de. Tam bir terbiyesizlik abidesi. Hocam bu arada bir saniye. Kan nerede? Bak burada kan var görüyorum. Burayı diyor o zaman. Yukarı kata bir çıkalım abi. Bak şu aşağıdaki yeri gösteriyor. Orayı da temizleyeceğiz. Tamam hocam tamam. Üst katı güzel temizlemişiz. Üst katı güzel temizlemişiz. Yiğidi öldür hakkını yeme modunda. Şöyle bir alalım abi. Buraya koyalım. Buradan şu mektupları alalım. O mektupları zaten biz okumuştuk. Birisi süper ultra havalı. Oha dur bıçağı bırak. Bıçağı bırak. Kardeş bıçağı bırak. Öyle konuşalım. Kolu koyalım abi. Bir adet kol. Azıcık not. Azıcık nota bak. Herif Kılgamış Destanı yazmış resmen. Aha ayağımız ayak gitti abi ayak gitti. Ayak gitti yine. Bir de bir adet de tüfük. Bir adet de tüfük. Gelinin amcasından kıza bir adet tüfük. Tüfü yanlamasına sok. Kasayı al. Tüfük düştü ama o kadar önemli değil. Tüfüğü de al. Tüfüğü. Tüfüğü de al abi. İş mi yaptım şimdi? Dağıldı mumlar dağıldı. Tamam dağıt mumları. Dağıt mumları.
Dinamit değil, dinamit değil. Endişelenmemize gerek yok yani. Sonuçta mum. Mumlar da kolay bir şekilde yakılabilir abi. Mumları da yakalım şöyle. Şu an aşağıya bir şey kaçmış da onu nasıl çıkaracağız hiçbir fikrim yok. Neyse. Abi şunları da artık... Oğlum dur yerde sürüme lan. Abi. Bir saniye. Abi merhaba. Biz cüceyi yerde sürürsek yalnız arkadaşlar bir hani şeyi böyle bedeni yerde sürdüğünüz zaman o yerde de kan lekesi oluşmasına sebep oluyor. Şu temiz kovaydı galiba. Gel abi şu oluşturduğumuz rezaleti temizlemeye çalışalım. Ki temizledik galiba. Neyse şimdi şu öndeki tabureyi gidip yakacağım önce. Çünkü bu öndeki tabureye takılma ihtimalim var benim. Her ne kadar lan oha ona nasıl takılacaksın deseniz de ben takılabilirim abi. Ben takılabilirim. Ben de o yetenek var. Siz bana güvenin abi. Ben de o yetenek var. Şimdi ne yapacağız? Elbette ki bu pompalı mermilerini tek tek benden toplamamı beklemeyin. Bir kovanın içerisine koyacağım ama daha önce şuraya şöyle bir dal bir dal daha. Babacım, babacım üst kat cillop gibi oldu ya. Üst kat cillop gibi oldu yani hakikaten. Şimdi şu kova diğerlerine nazaran birazcık daha temiz. Bu kovayı alalım, koyalım buraya. Neden diğerlerine nazaran daha temiz bir kova aldım? Çünkü eğer kazara devirirsem şöyle bir şey olacak. Etraf daha az kirlenecek abi. Öteki türlü böyle tam bir kovayı devirirseniz başınıza gelmeyen kalmıyor. Hocam merhaba. O mumu alabilir miyim oradan? O mumu alabilir miyim oradan? Mum. Mum. Asker değil. Oyuncak asker değil. Oyuncak asker değil. Mum. Noel babacılık oynamak isteyen elime mum diksin. Bir aralar öyle bir geyik vardı ya. Saklambaç oynayan elime mum diksin. Bazıları da mum dikmek günah diyordu. Mum falan dikilmiyordu. Bilmiyorum abi karışık şeyler. Biz genelde saklambaçta ben ebe olduğum için sorun yaşamıyorduk işte. Hani oynayak mı oynayak gel kime be Samet. Tamam bitti. Bitti hocam olay. Ya çünkü saklanamıyordum. Aşırı şiş koydum abi. Hala öyleyim yani. Saklanamıyorum ki. Nereye saklayacağım benim gibi büyücüyü? Abi yavaş bir saniye. Bunlar bir düşer var ya. Üf. Bu arada fırının içi de kan. O fırının içerisine de birkaç dal fırça atacağım ben. Tamam abi saçma mermilerini iyi topladık, iyi toparladık. Burayı da yavaş yavaş sakin sakin toparlayacağız abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk aşamada üst katı temizledik ya. O üst kat bizim dinamitleri sakladığımız yer olacak. Çünkü hani dinamitleri ulu orta bir yere koyamazsın abi. Dinamitler çünkü patlayabiliyor, alev alabiliyor falan filan böyle. O yüzden üst katta dinamitleri saklayacağız abi. Biliyorsunuz alt katta dinamitler var. Alt kattan alacağız dinamitleri. Üst kattaki masanın üzerine koyacağız. Bu arada baya baya güzel ilerledik ya. Güzel temizledik yani. Şunu hiç kullandım mı? Kullandım muhtemelen. Şimdi şu şeyli kanlı sulu kovayı. Bir yandan imha ediyoruz. Bir yandan temizliyoruz falan filan böyle. Hocam şunu alabilir miyim? Yeni kovayı. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız abi? Böyle ufaktan şuraları temizlemeye başlayacağız böyle. Sıradaki hedefim kapı girişi arkadaşlar. Kapının girişini temizleyeceğim. Giriş kısmını temizleyeceğim. Çünkü giriş kısmı diğerlerinden daha kolay biliyorsunuz. Birkaç tane cücenin dışında herhangi bir şekilde temizlemeniz gereken fazla bir şey yok. Bu arada şurayı bir alalım abi şöyle hafiften temizleyelim. Hafiften temizleyelim. Neden hafiften temizleme gereği duydum? Hop şöyle alalım. Şunları bir götürüp yakalım. Orada görmüş olduğunuz büyük kutu var ya arkadaşlar. O kutunun içine koyacağız çünkü dinamitleri. Hani kutunun içerisinde durması daha çok muhafaza ettiğimiz anlamına gelir. Yani daha iyi muhafaza ettiğimiz anlamına gelir. Biz ne kadar iyi muhafaza edersek dinamitleri, save'in sıçma olasılığı da o kadar azalır. Yani seriyi güzel bir şekilde devam ettirebiliriz. Bu arada arkadaşlar müsaadenizle ikinci bölümünde sonuna gelelim. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın.